Kazakistan'da şu an son durum nedir? Gösteriler kontrol altına tam olarak alındı mı? Evet, Kazakistan'daki son durum şöyle. Kazakistan'ın neredeyse tüm şehirlerinde anayasal düzen sağlandı. Yani ne demek? Devletlerin tüm kurumları, binaları tekrar güvenlik güçlerinin kontrolü altında. Tabii ki burada şunu da ifade etmek lazım. Bazı şehirlerimizde bu devlet binaları ele geçirdi. Özellikle Almatı'da bu olay yaşandı. Onun için şunu da ifade etmek gerekiyor. Birçok şehrimizde barışçıl olarak başlatılan ve devam eden gösteriler şu anda son buldu. Tabii ki yine bazı ufak tefek gösteriler yapanlar var ama bunlar da barışçıl bir şekilde devam etmekte. Tabii olayların ana odak noktası Almatı şehrindeki durumu gelirsek yine burada bu daha önceki videoda da izlendiği gibi alanda sokaklarda protesto eden gezen bir kalabalık yok. Şu andaki en büyük sorunumuz bazı şehrin bazı noktalarında ve gece karanlığını faydalanarak yağmalama, işte ofisleri bozma gibi, bunun gibi gece saatlerinde evet etkinlik, böyle eylemler var. Ama her şeyden önemlisi Almatı şehrindeki silahlarla kol gezen ve sadece bizim güvenlik güçlerimizi, stratejik noktalarımıza saldırı yapan teröristlerin bu eylemlerine beraber sivil vatandaşlarımızın hayat güvenliğine tehdit eden saldırılara söz konusudur. Evet. Bununla ilgili evet. Zaten bugün Cumhurbaşkanımız açıklama getirdi. Şu anda Almatı'da geniş çaplı teröristlere karşı bir askeri operasyonlar sürdürülmekte. Evet. Şu çok önemli aslında, siz altını çizdiniz. Şimdi 20 bin insandan söz ediliyor. Cumhurbaşkanı bugün dedi ki ben uyarı yapılmadan vur emrini verdim dedi. Siz de diyorsunuz ki bu emir bir şekilde kamu kurumlarını talan eden, ortalıkta bir vandalizm estiren gruplara yönelik aslında verilmiş bir emir. O zaman şöyle mi telakki etmeliyiz? Protestocularla, şiddet yanlılarını birbirinden ayırarak mı bu karar verildi? Yoksa 20 bin göstericiden bahsediliyor, hala sokakta olduğu düşünülen. Bunların hepsi mi kastediliyor? Nasıl ayırt edeceğiz? Yok, şöyle 20 bin sayısı şundan çıkıyor. Bu olaylar başladığında şehire 20 bin silahlı terörist haydut gruplarının girdiğini sayısı. Yani 20 bin protestocu sayısı değil. Şu an Cumhurbaşkanımızın vur emri tamamıyla ellerinde silahla gezen bu terörist gruplarla alakalı bir şey. Yani biz herhangi bir şekilde terörist gruplarla teslim çağrısı yapmayacağız. Evet. Elinde silah olan kim varsa, sağa sola ateş eden kim varsa otomatik olarak bundan sonra güvenlik güçlerine vur emri verildi. Peki Sayın Elçi, şunu sorabilir miyim? Bu 20 bin teröristin ülkeye geldiğini yahut da protestocuların bazılarının silahlanıp aslında birer terörist olduklarına dair son 48 saattir zaten Kazakistan yönetimi bu yönde açıklamalar yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı da. Bu konuda elinizde net bir delil var mı? Yani sunabildiğiniz, işte şu kadar bakın teröristler böyle geldi bu ülkeye, böyle silahlandılar, protestoları böyle provoke ettiler gibi net bir takım deliller var mı elinizde? Evet, veriler olmasaydı bu tür çapta olaylar cereyan etmezdi. Bir kere şu ana kadar 18 tane güvenlik güçleri vefat etti. Evet. Bunların bazılarında kafası kesilerek bulundu. Üçü. Evet. Bir de çok stratejik noktalara saldırılar yapıldı. İşte havalimanı, silah dükkanlarına, mağazalarına, karakollara, başsavcılığa, hatta yine de silah olan işte karakolların hepsinde burada silah var. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın işte Almatı ofisine, bunların hepsinde saldırılar düzenledi. O açıdan
bu verilerin hepsi doğrulanmış veriler. Tabii bu şu anda sadece Almatı'daki verilerden bahsediyoruz. Yani diğer bölgenin verileri nasıl olacak? Bunlar artık şu anda bir araştırma, soruşturma komisyonu, savcılık, İçişleri Bakanlığı, Ministerlik ve Teşkilatı'ndan koordineli bir şekilde yürütülüyor. Evet. Bir de bir önemli nokta. Şimdi Rusya müttefiklerle birlikte oraya barış gücü adı altında intikal etti. Şu anda Rus askerleri Kazakistan güvenlik görevlileriyle beraber operasyonlarını yürütüyor. Şimdi iki sorum olacak bu minvalde. Birincisi, kaç yabancı asker var Kazakistan'da sayı olarak? İkincisi, Rusya net olarak bir çekilme takvimi belirledi mi? Yani gösteriler bittikten sonra, daha doğrusu olaylar bastırıldıktan sonra mı geri dönecekler? Yoksa geri dönüş, yani ülkeyi terk edişlerde belirlenen bir takvim var mı? Evet Tuna Bey, ben bugün birçok haber kanallarında da bu sorulara yanıtladım. Şöyle diyeyim, bir kere şunun altını çizmek lazım. Rus askeri diye bir şey yok. Asker, yani böyle bir direkt tanım da yok. Bizim Kazakistan'ın kurucu üyesi olduğumuz Kolektif Güvenlik Anlaşmalar Teşkilatı burada. Evet. Bu teşkilatın ortak barış gücü şu anda Kazakistan'da. Bu barış gücünün içerisinde ağırlıklı olarak tabii Rusya Federasyonu'nun kuvvetleri var ama komşu ülkelerimiz Kırgızistan, Tacikistan, Beyazrusya, daha doğrusu bu teşkilatın üye ülkelerinin de mensupları var. Onun için bunun adını doğru koyalım. Herhangi bir manipülasyona yer vermek için bu teşkilatın ortak barış hareket mensupları burada Kazakistan'a gelmiş. Sayıları 2500'e yakın bir sayıdan bahsediyoruz. Ve bunların görev alanı olarak net bir görev alanları var. Bunlar Kazakistan güvenlik güçlerinin şu anda belirlediği bazı stratejik kurumları, noktaları koruma amaçlı. Ama şehirdeki teröristlere karşı askeri operasyonlar Kazakistan silahlı kuvvetleri, polisin özel kuvvetleri tarafından şu anda yürütülmekte. Bu bizim doğal olarak hakkımızdır. Bu teşkilat çok aktif olarak çeşitli konularda işbirliği yapan aktif bir teşkilattır. Ve bizim bu teşkilatın hani buraya gelip bize destek olarak gelmesi bir nevi böyle bir teşkilatın kendi hedefini de yerine, amacını da görevini de yerine getirme olarak saymamız gerekiyor. Kazakistan ilk defa böyle uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde olmuyor. Birçok uluslararası kuruluşlarda kendi inisiyatifini kullanarak birçok kararlar aldı. Tabii ki bugünkü gelen bu barış gücü farklı bir şey, amaçta, farklı hedefte. Kazakistan'daki bu terörizme karşı mücadelede bize destek olma açısından geldi. Onun için burada bunu farklı bir boyutlara çekmenin şu anda ki hiçbir gereği yok. Teşkilatının kurucu anlaşmalarını okuduysanız, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını dikkat ettiyseniz bu tamamıyla Kazakistan'ın kendi kararıdır, ulusal kararıdır. Görev süresiyle ilgili tabii ki bu Almatı'daki ve olayların teröristlere karşı eylemlerinin, operasyonların bitmesine bağlı. Operasyonlar bittikten sonra bu barış gücü ne görev süresi de bitecek. Biz de bu desteklerinden dolayı da teşekkür ettik. Bu teşkilatının genel başkanı da dün de açıklama yaptı. Eğer dikkat ettiyseniz onlar da bu barış gücünün görev süresi çok kısa olabileceğini tahmin ettiler. Çünkü şu anda yavaş yavaş Kazakistan'da durumlar kontrol altına alınmakta. Özellikle işte Almatı şehrindeki kontrolü alındıktan sonra zaten kendi görevini de tamamlamış olarak sayılacak. Bir de tabii anladığım kadarıyla belli bir kısa sürede görevini tamamlayacak ve söz konusu bu barış gücü.
sizin Kazakistan'ın topraklarını terk edecek. Peki şimdi bir önemli nokta var. Türk Devletleri Konseyi acil bir toplantı kararı aldı. Şimdi Ankara ile Kazakistan arasında yoğun bir trafik var zaten, görüşmeler oluyor. Şimdi bu acil toplantı çağrısını nasıl değerlendiriyor Kazakistan yönetimi? Ve ikinci nokta, Türkiye ile sorunun çözümüne dair Kazakistan'la Türkiye arasında bir işbirliği yönünde atılmış adımlar var mıydı? Yani Rusya'nın önderliğindeki barış gücünün dışında bir alternatif seçenek olarak da Türkiye ile bir fikir telakkisi yapıldı mı? Evet, Türk Devletleri Teşkilatı'nın tabii ki Kazakistan'da doğal üyesidir. Bu konuda fikir alışverişinde bulunması gayet normaldir ve yapılması da gerekiyor. Nitekim galiba önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanlığı Konseyi'nin bir toplantısı yapılacak. Bu toplantının amacı Kazakistan'daki son işte durumu ilk ağızdan dinlemek, olaylar nasıl oluştu, şu andaki durum nasıl, bunlara doğrudan bilgi vermek ve üye ülkelerimizin de bu konuda Kazakistan'a nasıl, işte bu aşamada nasıl bir destek olabileceği, ne tür işbirliği yapılabileceği de büyük ihtimal gündemde olabilir. Biz tabii ki Türkiye'nin bize gösterdiği, teklif ettiği desteklerden çok müteşekkiriz. Ama şunu da ifade etmek istiyorum ki biz şu anda Türkiye'den herhangi bir somut destek talebinde bulunmadık. Şu anda Kazakistan kendi kolluk kuvvetleriyle bu askeri terörizme karşı operasyonu yürütmekte. Teşkilatın burada olmasının nedenlerini de size az önce söyledim. Evet. Bir hukuki uluslararası zemin var buna. Onun için o uluslararası hukuki zemin çerçevesinde, temelinde bu işbirliğine gittik. Evet. Bu arada tabii dış basın ağırlıklı baktığımız zaman bazı eleştiriler yöneltiliyor. Sürekli olarak terörist vurgusu yapıyor Kazakistan. Başından beridir bu protestoların başlamasından şu ana değin ki siz de vurguladınız. Ama hala Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın buna yönelik net ve somut deliller ortaya koyamadığına yönelik bir takım eleştirel analizler görüyoruz, haberler görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğer bazı videolara dikkat ettiyseniz, bununla ilgili teröristler olduğuna ilgili videolar var. Yani silahlı grupların yakalanması, işte ölen askerlerimiz, yani herhalde bu kafası kopartılarak ölen askerlerini normal bir protestocu yapmamıştır. Bunu da tahmin edebilirsinizdir. Evet. Bir normal bir protestocu, haydut ya da yağmacı gidip Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ya da havalimanını herhalde basmaz. Bir de silahlı bir şekilde basıyor. Onun için yani bu deliller, yani bizim benim buradan görebildiğim deliller bile bu bunlarda teröristler olduğuna bir kanıt olarak evet, söyleyebiliriz. Evet. Ama tabii ki bizim devletimizin güvenlik kurumlarının ellerinde artık yakalanmış teröristler de var. İşte videolar da vardır büyük ihtimal. Belgeler de vardır. Yavaş yavaş toplanmaktadır da. Bunların işbirlikçilerle ilgili de soruşturma açılarak bunlardan bilgiler gelmektir. Yoksa durup dururken 20 bin sayıyı herhalde Cumhurbaşkanımız havadan söylememiştir. Evet. Mutlaka böyle durumlarda ülkenin birinci ismi Kazakistan Cumhurbaşkanı sözüne güvenmek lazım. Evet. Biz niye olayları abartalım? Durum ortada. Almatı'daki bir kaosa dönüştü. Bu kaosun çok hızlı bir şekilde diğer şehirlerde de yayılma tehlikesi olabilir. Onun için buradaki askeri teröristlere karşı, silahlı gruplara ve teröristlere karşı bu operasyon yapılması gerekirdi. Bu zamana kadar Kazakistan devleti protestoların barışçıl bir şekilde yapılmasına izin verdi, gösterildi. Ama artık bunların barışçıl yapılmadığını halk da gördü. Sokaktan çekildi. Almatı'daki şu anda o sokakta gezenler maalesef yağmacı yapan kesimdir. Burada herhangi bir şekilde bir barışçıl şekilde protesto yapanlar var olduğunu ben saymıyorum. Evet. Ama tabii ki aralarında hala o heyecanla bir şeyler de
aptallıkla gezen gençlerimiz olabilir. Ama bu Almatı'daki olaylar herhangi bir şekilde Kazakistan'ın diğer bölgelerinde, hatta Almatı'nın daki başlayan ilk protestolardaki vatandaşlarımızın vicdanına ya da onların bu hareketlerinin kanun dışı olsa da öyle terörizm şeyinde suçlamasına yol verilmemesi gerekiyor. Kazakistan'ın diğer bölgelerinde gerçekten barışçıl bir şekilde toplantı yapıldı, haklarını ifade etti ve çekildi. Peki Sayın Büker, çok çok teşekkür ediyorum. Son eklemek istediğiniz bir cümle varsa alayım, burada noktalayacağım. Evet, ben de teşekkür ediyorum Tuna Bey, katkılarınızdan, desteklerinizden dolayı. Ben de kendi çapımda Kazakistan'daki olup bitenleri ilk ağızdan anlatmaya çalışıyorum. İnşallah bunu sizlerin de aracılıklarınızla anlatabilmişsinizdir.